Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu asal sayılar ve aralarında asal sayılar. Şimdi tanımlarımıza bir bakalım isterseniz. Önce asal sayının tanımı. Asal sayı bir ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük olan doğal sayıların genel adı arkadaşlar. Şimdi asal sayı dediğimizde iki tane sayıya bölünecek demektir. Unutmayın. Bire ve kendisine başka hiçbir sayı ne yapmayacaktır, bölünmeyecektir. Yani asal sayılar iki bölenli sayılardır. Bölenlerden birisi birdir kesinlikle. Diğer bölen de sayının kendisi olacaktır. Unutmayın. Şimdi burada birkaç tane uyarımız var arkadaşlar. Şimdi asal sayılar birden büyük olduğu için bir asal sayı değildir. Bunu unutmuyorsunuz. Sorularda en çok yaptığımız hata, en çok yaptığımız yanlış bu. Asal sayılar birden büyüktür. Bir asal sayı değildir. Ve asal sayıların en küçüğü 2'dir arkadaşlar. Yani asal sayılar 2'den başlar. Asal sayıları yazın dediğimizde 2, 3 diye başlayıp yazmaya çalışırsınız. 2'nin dışında yazacağınız bütün asal sayıların tek olması gerekiyor. Yani bir sayı asalsa sadece 2 olabilir. Şey, çiftse sadece 2 olabilir. Hem asal hem çiftse sadece 2 olabilir. Başka bir sayı olma ihtimali yok. Soru çözümlerinde bunu kullanacağız arkadaşlar. Mesela bir işlemin sonucu çift sayıysa ama soruda da asal sayı olsun istiyorsa 2 mi değil mi ona dikkat edeceğiz. Eğer yani 2 ise asaldır diyeceğiz değilse değildir diyeceğiz. Şimdi asal sayıları şöyle küçükten büyüğe doğru sıralı bir yazmaya çalışırsak arkadaşlar. En küçük asal sayımız 2. Sonra 3. Sonra 5. Sonra 7. 11, 13, 17, 19, 23, 29 diye devam edip gidiyor. Şimdi burada arkadaşlar beraber şöyle birkaç tane küçük not çıkaralım isterseniz. Sizler de ders notunun bir köşesine ilave edin bunları. Şimdi bakın burada soru çözümlerinde kullanacağımız birkaç tane şey var. Mesela 2 ile 3. 2 ile 3'ün asal olmanın dışında başka bir özelliği daha var. Nedir bu özellik? Evet. Furkan nedir 2 ile 3'ün asal olmanın dışında bir özelliği? Gördüğün bir özelliği. Düşün. Nasıl? Göremiyor mu? Aynen. Yok. Onu, onu bilmiyoruz da anlatmadık onu. Onu bilmiyoruz. Şimdi 2 ile 3'ün asal olmanın dışındaki özelliği şu. Ardışık olmaları. 2 ile 3 ya. 2 ile 3 asal sayıları aynı zamanda ardışıktır. Bakın soru çözümünde bunu kullanacağız. Mesela diyelim ki işlem yapıyoruz. Hem asal sayı hem de ardışık olmaları gerekiyor. Bunu sağlayan sadece 2 ile 3'tür. 2 ve 3'ün dışında ardışık olan başka asal sayı ikilisi bulamazsınız arkadaşlar. Diğerleri 2'şer 2, 4'er 4'er artarak gider ve ardışıklığı ne yapar? Sağlamaz arkadaşlar unutmayın. Peki başka neye dikkat edeceğiz? 2 3, 5, 7. Şimdi bu sayıların bir özelliği de bunlar asal rakamlardır. Mesela sayı yazma sorularında veya sayısal mantık sorularında karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Hem asal hem rakam olma özelliği 2, 3, 5, 7'ye aittir. Asal rakamlarla sayı yazmanızı istediğinde sadece bu dörtlüyü kullanabilirsiniz. Unutmayın. Evet şimdi isterseniz örneklerimize geçelim ve örneklerimizi yavaş yavaş çözelim. Şimdi eksi 18 ile artı 15 arasında bulunan asal sayıların toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu bir dikkat sorusu ve tuzağa düşebileceğimiz bir soru. Şimdi asal sayılar birden büyük olur. Hiçbir negatif sayı asal değildir arkadaşlar. Şimdi bu aralığın içerisinde negatif sayılar da var. Bizi e, tuzağa düşürmek için, yanıltmak için böyle eksi artı bir aralık kullanılmış. Ne olursa olsun biz asal sayıyla uğraşıyorsak arkadaşlar en küçük asal sayımızın ne olduğunu biliyoruz? 2 olduğunu biliyoruz. O zaman bizim bu aralıktaki asal sayılarımız 2 ile başlayacak. 2, sonra 3, sonra 5, sonra 7, sonra 11, 13 diye devam ediyoruz. Zaten aralığın içindeki sayılarımız bunlar. Şimdi bunları bir toplayalım arkadaşlar. Bakın. 2 ile 3 topladık 5. 10 17 28 41 oldu sonucumuz. Yani baktığımız zaman doğru cevabımızın E seçeneği olduğunu göreceksiniz. Şimdi ikinci örneğimizde e, bu da yine tanımla ilgili bir soru. Asal sayıların özellikleriyle ilgili bir soru. Aşağıda verilenlerden hangileri asal sayıdır diye soruyor. Şimdi bu seçenekleri tek tek inceleyeceğiz. İncelerken de arkadaşlar ufak tefek notlar alacağız. Mesela A seçeneği 4 üzeri 8 artı 2. Şimdi bu tarz işlemlerde arkadaşlar aklımızda olsun. Eğer bize bir işlem verip bunun sonucu asal sayı mıdır diye soruyorlarsa bizim önce şuna dikkat etmemiz lazım. Eğer işlemdeki verilen değerler küçükse hesaplayıp çözmemiz lazım. Eğer işlemdeki değerler küçük değilse büyükse hesaplamaya gerek yok. O zaman şöyle düşünmemiz lazım. Bu işlemin sonucu çift sayı mıdır, tek sayı mıdır? Oradan yaklaşmamız lazım. Yani hesaplanabilecek küçük sayılarsa hesaplayacağız. Hesaplayamayacağımız kadar büyük sayılarsa tek mi çift mi diye bakacağız. Şimdi burada 4'ün 8. kuvvetini hesaplamak güç. O yüzden ben buranın tek mi çift mi olduğuna dikkat edeceğim. Peki bu işlemin sonucu tek mi çift mi? Çift. Çift. Peki arkadaşlar bize asal sayımı diye soruyor ya. O zaman bu işlemin sonucunun asal olabilmesi için 2 olması gerekiyor. Eğer siz şu toplama işlemi 2'dir hocam diyorsanız asal diyeceğim. Yok hocam bu 2 iki olmaz, 2'den büyük bir sayıdır diyorsanız asal değildir diyeceğim. Bakın şu işlemin 2 olma ihtimali yok. O zaman bu asal sayı değildir. Böyle yaklaşacağız. B seçeneği 7 üzeri 7 eksi 3. Şimdi 7 üzeri 7'yi hesaplamamız çok zor. O yüzden biz bunu yine tek çift diye değerlendireceğiz. Şimdi 7'nin bütün kuvvetleri, pozitif kuvvetleri tek. 3 de tek. Yani tekten tek çıkarırsanız çift olur burası. Bakın 7 üzeri 7 tek. 3 de tek. Tekten tek çıkardık çift oldu burası. O zaman bu işlemin sonucu 2 olursa asal diyeceğim. Peki sizce şu çıkarma işlemi sonucu 2 yapar mı arkadaşlar? 2 yapmayacağı çok açık. O zaman bu da olmadı. Gitti. C seçeneğine gelelim. 6 üzeri 6 eksi 2. Aynı mantık. Yine burası çift sayıdır arkadaşlar. Peki bunun 2 olma ihtimali var mı? Yok. O zaman bu da olamaz. D seçeneği 9'un karesi artı 8. Bakın bu küçük değerler hesaplanabilir. Yani 81 artı 8. Yani 89. Bu olabilir. Çünkü tek sayı asal sayı olabilir. Bir de E seçeneğine bakalım. E seçeneği de 5 üzeri 3 artı 8. 5 üzeri 3 dediğimiz arkadaşlar 125 artı 8 dediğimizde 133 çıkıyor. Şimdi diğerlerini eledik. Şu x'i kaldı. Bunlar tek sayı olduğu için asal olma ihtimali var. Peki bunları nasıl değerlendireceğiz ya da bunları nasıl inceleyeceğiz? Bakın orada da bir yöntemimiz var. Bu yöntemimizi göstereyim ben size. Şimdi bu D seçeneğinde sayımız 89. Şimdi 89 asal mı diye araştırırken şöyle yapıyoruz. 89 sayısı hangi doğal sayının karesinden küçüktür? Onu yazıyoruz. 89 hangi doğal sayının karesinden küçük? Şöyle doğal sayıların karesini alın. 11'in karesinden küçük. Yok onun karesinden küçük. Onun karesinden küçük. Tamam. O zaman 100'den küçük olduğu için hani 9'un karesi 81, 81'den büyük ama onun karesinden küçük. O zaman arkadaşlar asal mı değil mi diye araştırırken şu tabandaki 10 sayısının altındaki asal sayılara bakacağız. 10'dan küçük olan asal sayılar kim? 2 3 5 7. Eğer 89 sayısı şunlardan herhangi birisine bölünürse asal değil diyeceğiz. Şunlar hiçbirine bölemezsek asal diyeceğiz. Şimdi 89 2'ye bölünmez. 89 3'e bölünmez. 89 5'e bölünmez. 89 7'ye bölünmez. O zaman 89 nedir? Asal sayıdır arkadaşlar. Asal olduğunu buradan anlayabiliriz. Şimdi doğru cevabımız D seçeneği gözüktü ama isterseniz E seçeneğini de inceleyelim, onun da asal olup olmadığını anlayalım. Şimdi sonuç 133'tü arkadaşlar. Şimdi 133 sayısı hangi doğal sayının karesinden küçük? 12'nin 12 karesinden küçük. O zaman incelemeyi 12'den küçük asal sayılarla yapacağız. Nedir 12'den küçük asal sayılar? 2, 3, 5 7 ve 11'e bölmeye çalışacağız. 133 2'ye bölünmez. 133 rakamlarını toplarsanız 3'e bölünmez. 133 5'e bölünmez. Ama arkadaşlar 133 7'ye bölünür. 11'e de bölünmez. Ama 7'ye bölünüyor. Şimdi 1'e bölünüyor, kendisine bölünüyor, 7'ye bölünüyor. O zaman asal olma özelliği ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir arkadaşlar? D seçeneği olmalı. Evet arkadaşlar şimdi asal sayı sorularımıza devam edelim. A ve B doğal sayıdır. 3A artı 2 çarpı B eksi 3 23 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi asal sayılarda çok sık sorulan soru tarzlarından bir tanesidir bu arkadaşlar. Eğer böyle bir eşitlik verip arkadaşlar size asal sayı ya da asal sayılarla ilgili işlemler yaptıracaklarsa biz genelde şunu yapacağız. Eşitliğin karşı tarafındaki sayıyı dikkatli inceleyeceğiz. Şimdi 23 sayısı arkadaşlar bir asal sayı. Şimdi 23'ün iki tane çarpanı olabilir. Nedir bunlar? 1 23. 1 ile 23. O zaman biz şu parantezleri çarpıp 23'ü bulduğumuza göre bu parantezlerin birisinin sonucu 1 olmalı. Ötekinin sonucu 23 olmalı. Şimdi deneyerek bulmaya çalışacağız. Şimdi bakın şurasını 1'e eşitlerseniz buradan a sayısı çıkmaz tam sayı olarak. Çünkü doğal sayı olması lazım. O zaman bizim şurayı 23. Şurayı da 1 kabul etmemiz gerekir ki çarpımları 23 yapsın. Şimdi bunları alt tarafa yazıp çözelim. 3a artı 2 23 ise. 3a 21 değil midir arkadaşlar? A nedir o zaman? 7'dir. Bakın A doğal sayısını bulduk. 7. Aynı şeyi B-3 için yapalım. Bu da 1 ise B nedir arkadaşlar? 4'tür. B'yi de bulduk. E bize sorulan artı B'ydi. O zaman artı B dediğimiz toplam 7 ile 4'ü toplarsanız 11 çıkar. Yani baktığımızda doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimizde buna benzer bir soru. Yakın bir soru x ve y pozitif tam sayıdır. 2x artı y çarpı x eksi 2'ye 17 olduğuna göre x çarpı y çarpımı kaçtır diyor. Şimdi dikkat edin bir eşitlik vermiş. Ve bu eşitliğin yine sağ tarafına dikkatli baktığınızda orada 17 asal sayısı kullanılmış. Şimdi 17'nin çarpanlarını düşünerek işlem yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 17 asal sayı bakın şu asal sayı. O zaman bunun iki tane çarpanı olacaktır. Biri 1, bir, diğeri de kendisi yani 17. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Şu parantezlerin bir tanesini bir kabul etmemiz lazım. Diğerini 17 kabul etmemiz lazım arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Deneyeceğiz. Dikkat edin şurada çıkarma var. Ve burada toplama var. Şimdi toplarsanız daha büyük bir değer. Çıkarsanız daha küçük bir değer oluşmaz mı arkadaşlar pozitif tam sayılarda? Dolayısıyla yani mantıklı olan ya da pratik olan bu. Toplama işlemini büyük, çıkarma işlemini küçük kabul edersek daha rahat işlem yapmış oluruz. O zaman 2x artı y 17 x 2y de arkadaşlar 1 olsun. Şimdi burada elimizde iki bilinmeyen, iki denklem var. Yok etme metodunu kullanıp çözeceğiz. Yukarıdaki şu denklemin değerlerini iki katın alarak genişletirsek y'leri yok ederiz arkadaşlar. O zaman tekrar yazalım. 4x artı 2'ye 34 yapar. E, x eksi 2'ye de 1 yapıyor. Topladığımızda şimdi 5x dediğimiz 35 yapar. x dediğimiz 7 yapar arkadaşlar. E, x yerine 7 yazarsanız eğer herhangi bir Eşitliği kullanabiliriz. Şunu kullanalım isterseniz. 2 çarpı 7 artı y eşittir 17. Buradan arkadaşlar 14 artı y eşittir 17. Yani y dediğimizde 3 çıkıyor. Soru da bizden istenen arkadaşlar x ile y'nin çarpımı idi. O zaman x ile y'nin çarpımı 7 ile 3'ü çarptığımızda 21 olarak karşımıza çıktı. Baktığımız zaman cevabımız A seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Şimdi geldik bir sonraki sorumuza. A, B ve C pozitif tam sayıdır. A eşittir. B artı 4 çarpı B eksi C ifadesinde A bir asal sayı olduğuna göre A eksi C farkı kaçtır diyor. Bakın biraz önceki sorunun aynısı aslında. Dikkat ederseniz elimizdeki eşitlikte B artı 4 ile B eksi C'yi çarpmış A bulmuş. Ve soruda da A'nın Asal olduğunu söylüyor. Bakın şurası asal sayı. Peki asal sayıysa bunun çarpanları iki tane olacaktır. 1 ve kendisi. X'ini çarparsanız A yapacak. O zaman şunlardan birini 1, bir, birini de A'yı eşitlememiz lazım. Şimdi şöyle dikkatli düşünürseniz B ile 4'ü topladığınızda 1 olmaz arkadaşlar. Çünkü A, B, C pozitif sayılar. O yüzden bizim şurayı 1'e değil de A'ya eşitlememiz daha mantıklı. Şurayı 1'e eşitlememiz daha mantıklı. Şimdi devam edelim. B artı 4 eşittir A. Şu buradan arkadaşlar şu kalsın bu eşitliği bu şekilde tutalım. Diğer eşitliğimizde de B eksi C eşittir 1. Şimdi bize A eksi C'yi soruyor ya arkadaşlar. Şuradan C'yi yalnız bırakalım. C dediğimiz B eksi 1 olur. O zaman getirip yerine yazalım. A eksi C. A yerine B artı 4 yazıyoruz. B artı 4. C yerine de B eksi 1 yazıyoruz. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. B artı 4 eksi B artı 1 oldu. B'ler de birbirini yok etti. 4 ile 1'i topladık 5 çıktı. Yani doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aralarında asal sayının tanımına bakalım. Aralarında asal sayıların tanımına bakalım. Birden başka dikkat edin. Birden başka ortak pozitif böleni olmayan ikiye veya daha fazla sayıya aralarında asal sayılar diyoruz. Şimdi bakın asallık tek sayı için geçerlidir. Yani bir sayı incelenir asal ya da değil diye karar verilir. Ama aralarında asallık 2 veya daha fazla sayı için geçerli. Yani bir karşılaştırma yapacaksınız. Sayıların bölenlerini karşılaştıracaksınız. Eğer bölenlerin içerisinde ortak olan sadece birse aralarında asal sayılardır diyeceksiniz. Ama bölenlerini karşılaştırdığınızda birden başka ortak bölenlerinin olduğunu görürseniz aralarında asal değildir diye cevap vereceksiniz. Şimdi bir notumuz var arkadaşlar. Aralarında asal mı değil mi daha rahat anlayabilmemiz için birkaç özel durumumuz var. Bunları bilmemizde fayda var. Mesela bir sayısı yanına hangi pozitif tam sayı koyarsanız koyun her zaman aralarında asal olur. Bakın birin yanına ne yazarsanız yazın. ister küçük ister büyük bir pozitif tam sayı olsun her zaman aralarında asaldır. Bakın şurada bir örneğimiz var. 1 ile 48 aralarında nedir? Asal sayılardır. Burada çarpanlarını yazmanıza gerek yok. 48'in çarpanlarını incelemenize gerek yok. Birin yanına kimi koyarsanız koyun her zaman aralarında asal olurlar unutmayın. İkinci uyarımız. Bütün asal sayılar aynı zamanda aralarında asaldır. Mesela iki sayının asal olduğunu gördüğünüz zaman incelemeye gerek yok. Aralarında asaldır deyip geçebilirsiniz. Bakın burada ikinci iki örneğimize bakarsanız eğer. 5 ile 13 aralarında asal sayılardır. Neden? 5 asal, 13 de asal çarpanlarına bakmaya gerek yok. Bunların ortak çarpanı sadece 1 olur ve aralarında her zaman asal olurlar. Üçüncü özel durumumuz bütün ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Yani iki ardışık pozitif tam sayının çarpanları incelemenize gerek yok. Her zaman aralarında asal diyebiliriz. Bakın bu da üçüncü örneğimiz. Dikkat edin. 20 ile 21 sayıları aralarında asaldır. Çünkü 20 ile 21 ardışık pozitif tam sayılardır. Ve her zaman aralarında asal olur çarpanlarını incelememize gerek yok. Dördüncü özel durumumuz da ardışık pozitif tek tam sayılar. Bakın ardışık pozitif tek tam sayılar her zaman aralarında asaldır. Bu da dördüncü örneğimiz bakın. 25 ile 27 sayıları 25 ile 27 sayıları ardışık pozitif tek tam sayılardır. Çarpanlarını yazmanıza gerek yok. Her zaman aralarında asal olduklarını yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Evet şimdi Aralarda asal sayılarla ilgili arkadaşlar çok fazla soru kalıbı yok. Karşımıza en sık çıkacak olan iki tane soru tipi var. Şimdi bunları birbirine çok benzer yazıldığı için karıştırmamak gerekiyor. Bunların ayrımı için arkadaşlar iki tane not yazacağız. Notlardan birincisi şu. Eğer size sorunun giriş kısmında ax artı b ile cx artı d aralarında asal sayılardır dedikten sonra bu Verilen sayılarla bakın dikkat edin. Yukarıda aralarında asal diye size tanımlanan şu sayılarla. Eğer herhangi bir işlem yazılmışsa biz bu soruyu çözerken eşitlik kurarak çözüm yapacağız. Bakın bir daha söylüyorum. Sorunun girişinde aralarında asal olduğunu söylediği sayılarla bir eşitlik yazılırsa biz bu sorunun çözümünü karşılıklı eşitlikler kurarak yapacağız. Şimdi a ax artı b, cx artı d aralarında asal. Dikkat edin ax artı b'yi cx artı d'ye bölmüşse o zaman ben ax artı b'nin karşısındaki m sayısını eşitleyeceğim. cx artı d'yi de karşısındaki n sayısını eşitleyeceğim. Ve bu kurduğum eşitliklerle sorunun çözümünü yapacağım. Bakın burada... bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Bu, bu durumda m ve n aralarında asal değilse ne yapacağız? Onu da örnekte gösterecektim ama sordum. Şimdi bunlar aralarında asalsa bunlar da öyle olmalı. Eğer bunlar Furkan'ın dediği gibi aralarında asal değilse sadeleştireceksiniz, küçülteceksiniz. Aralarında asal hale geldiği zaman eşitliğinizi öyle kuracaksınız. Örneğimizin içerisinde var. Şimdi bakın önemli olan nokta şurası. Eşitlik kurup kurmamaya karar vermek. Şimdi bazı sorular eşitlik kurularak çözülüyor. Buna yakın bir soru da içler dışlar çarpımıyla çözülüyor. Şimdi onlar birbirinden iyi ayırmanız lazım. Buradaki ayrım şu. Şu girişteki sayılarla işleme giren sayılar birebir aynıysa eşitlik kurmanız gerekiyor. Bakın önemli olan nokta burası. Ax artı b işleme giren ax artı b değişmemiş. Cx artı d işleme giren cx artı d değişmemiş. Buradaki sayılar hiç değişikliğe uğramadan... Bir şey eklenmeden, bir şey çıkarılmadan direkt işleme giriyorsa bu eşitlik kurulacak anlamına geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. Şimdi örnek üzerinde gösterelim. Bakın 2x artı 7 ile 3x eksi 2 aralarında asal doğal sayılardır demiş. Dikkat edin bakın. Burada 2x artı 7'yi vermiş. Burada da direkt 2x artı 7'yi kullanmış. Burada 3x eksi 2'yi vermiş. 3y eksi 2 öze Özür şunu değiştirelim. Yanlış yazdık bunu. Burada da 3y eksi 2'yi direkt kullanmış. Şimdi buradaki sayıları direkt işlemde kullandığı için bu bize eşitlik kurmamız gerektiğini söylüyor. O zaman 2x artı 7'yi karşıdaki 43'e eşitleyeceğiz. Hemen buradan bakın x'e ulaşabilirsiniz. 7'yi karşıya atarsanız 2x 36 olacak. 2'ye böldüğünüzde x 18 çıkıyor. Aynı şeyi 3y eksi 2'yi de 25'e eşitleyerek bulacağız. Buradan 3y 27 olur. Y dediğimizde 9 olur. Ve böylece arkadaşlar x ve y'nin değerlerine ulaştık. Bizden istenen x çarpı y. O zaman 18 ile 9'u çarptığımızda 72 elde var 7. 162 olacak arkadaşlar sonuç. Yani baktığımızda doğru cevabımızın A seçeneğinde olduğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi örneklerimize devam edelim. Sıradaki sorumuzda 3x eksi 2y ile x artı 2y aralarında asal doğal sayılardır demiş. Dikkat ederseniz 3x eksi 2y'yi vermiş burada aynen kullanılmış. x artı 2y'yi vermiş burada da aynen aynı sayı kullanılmış. Böyle bir eşitliğimiz var x artıya toplamı kaçtır diyor. Şimdi Furkan'ın sorduğu bir soru vardı. Biraz önceki örneği çözerken. Hocam dedi ya şunlar aralarında asal olmazsa ne yapacağız diye. Ne demiştik orada? Bunlar aralarında asalsa bunlar da öyle olmalı arkadaşlar. Yani aralarında asal olmalı. Şimdi bakıyorum 52, 28 bunlar dörde bölünen sayılar. Aralarında asal değil. O zaman şunları dörtle sadeleştiriyoruz. Ve 13 bölü 7 yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi eşitlik kurabiliriz. 3x eksi 2 y kime eşitliyoruz? 13'e. X artı 2'ye kime eşitliyoruz? 7'ye. Topladığımızda zaten hazır gidecek 2y'ler. 4x 24 oldu. X dediğimiz arkadaşlar 6 çıktı. Peki bu 6 değeri için... Nerede yerine koyalım? Şu alttaki daha basit gibi. 6 artı 2'ye eşittir. 7 idi. Hocam yanlış yazdık. 3 x 2 2'ye 13 17 değil. Oh my god. Evet. Şunu silelim. Niye, on, niye uyarmadın orada? Şimdi gördüm 20. hocam. 20. O zaman düzelttik düzelttik düzelttik. 5 oldu. Şimdi 5 için çözelim. Teşekkür ediyoruz Furkan. Buradan 2'ye 2, y de 1 çıktı. E, y y'yi de bulduğumuza göre ne arıyorduk? X artı y. O zaman x ile y'nin toplamı arkadaşlar x'i 5 bulmuştuk. Y de 1 çıkmıştı. 6 olacaktır. Seçeneklere baktığımızda doğru cevabımız E seçeneğinde olmalı. Evet bir sonraki sorumuz yine benzer bir soru. Şimdi A ve B pozitif tam sayılar. 2A artı 6 ile 3B eksi 1 aralarında asal sayılardır diyor. 2A artı 6 bakın dikkat edin. 2A artı 6 burada da aynen kullanılmış. 3B eksi 1 burada aynen kullanılmış. 88 olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey yine aynı arkadaşlar. Bakın eşitlik kurmak. Şimdi 88'in çarpanlarına göre eşitlik kuracağız. 2A artı 6 çarpı 3B eksi 1. Şimdi 88'in 88'in aralarında asal çarpanlarına ihtiyacımız var. Peki ne olabilir mesela 88'in aralarında asal çarpanları neler olabilir? Mesela benim aklıma 8 ile 11 geldi arkadaşlar. Bakın 8 ile 11 aralarında asal mı? Evet. O zaman buradaki parantezleri 8'e ve 11'e eşitleyeceğiz. Şimdi bakın şurası dikkatli bakarsanız çift sayı değil mi? 2a çift, 6 çift. O zaman buranın 8 olması gerekir. Çift sayı olması için. O zaman şunun da arkadaşlar 11 olması gerekir. Peki buradan eşitliğimizi kurduğumuzda 2a artı 6 eşittir 8 dersek buradan 2a 2 a dediğimiz arkadaşlar 1 çıktı. Peki 3b eksi 1'i 11'e eşitlersek 3b dediğimiz 12 yapar. B dediğimiz arkadaşlar 4 değil midir? Aradığımız A eksi B. A yerine yazıyorduk. 1. B yerine yazıyorduk. 4. Çıkarma işlemini yaptık. 4'ten 1 çıktı. 3. Sonuç ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 oldu. Cevabımız A seçeneği. İyi de hocam başka aralarında asal sayılar var diye düşünebilirsiniz. Mesela 1 ile 88 de olur. Ama 1 ile 88 mesela şurayı 88'e eşitlersiniz tamam ama şurayı 1'e eşitlediğinizde B bir pozitif tam sayı çıkmaz. Dolayısıyla başka eşitliği sağlayan değer ne yapamayız arkadaşlar? Aralarında asal değerler bulamayız. O yüzden doğru cevabımız eksi. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuza bakalım. X ile Y pozitif tam sayı. X artı 3 ile Y artı 2 aralarında asal sayılardır diyor. Şöyle bir eşitliğimiz var. X çarpı artı 2, X artı 3 eşittir 18 olduğuna göre X y toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın biraz dikkatli bakarsanız şurada tanımlanmış X artı 3 ile Y artı 2 aralarında asal sayılar var. Demek şu eşitliğin içerisinde şu parantezlerin olması gerekiyor arkadaşlar. Yani aslında şurası bunların dağıtılmış şekli. Hemen ortak parantez alarak toparlayalım. Bakın şurada x'ye ve artı 2x var. x parantezine alalım. y artı 2. Diğer sayılarımız da 3y ile 18'di. Bunları yazdık. Şimdi dikkatli bakarsanız y artı 2'yi burada oluşturduk. Eğer şurada da y artı 2'yi oluşturabilirsek ortak parantez alabiliriz. O zaman şuraya bir 6 ekleyelim. Tabi buraya ekliyorsak karşı tarafa da eklememiz gerekiyor ki eşitliği bozmasın. Şimdi tekrar bir parantezleyelim arkadaşlar. 3 parantezini aldık. Y artı 2 eşittir 24. Tekrar y artı 2 parantezini aldık. x artı 3 eşittir. 24. Şimdi artık bundan sonra çarpanlarla ilerleyeceğiz. Şimdi 24'ün aralarında asal çarpanları. Neydi Furkan'cığım? 1 ile 24 değil mi? Evet. Şimdi buna 1, buna 24 desek pozitif tam sayı bulamayız arkadaşlar. 1'e 24 desek yine bulamayız. Bu olmaz. Sonra 3'e 8. Şunu 3, şunu 8 alabiliriz. Bakın şurayı 3. Şurayı 8 alabiliriz. Buradan çözüm üretebiliriz. Hemen üretelim çözümümüzü. Y artı 2 eşittir 3 dersek Y kaç olmalı? 1 olmalı. X artı 3 eşittir 8 dersek X kaç olmalı? 5 olmalı. Bize de sorulan arkadaşlar X artı Y neydi? X artı Y 5 ile 1'in toplamı 6 olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Şimdi bazı arkadaşlarımız da aklına soru işareti kalabilir. Hocam bunu 8'e 3 olsa olur muydu? 8'e 3 veremeyiz çünkü şurasının 3 olması için x'in 0 olması lazım. Pozitif tam sayı değil. Hocam 24'e böl 24'e 1 versek olur muydu? Şuranın 1 olması için x'in eksi olması gerekiyor. Bu da mümkün değil. Dolayısıyla sağlayan tek bir ifademiz var. 3 ve 8 çarpanlarıyla çözebiliriz ancak. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki sorumuza geçmeden önce ee, bir notumuz olacak. Bu not birbirine karışan iki soruyu birbirinden daha net ayırmak için kullandığımız bir not. X ile Y ve M ile N aralarında asal sayılar olmak üzere AX artı B bölü C artı D M bölü N eşitliği içler dışlar çarpımı yapılarak çözülür. Şimdi bakın bir önceki nota çok yakın çok benzer. Aradaki fark şu. Eğer arkadaşlar şu... Sorunun tanım kısmında aralarında asal olduğunu söylediği ifadeler değiştirilerek işleme alınmışsa yani şuradaki sayılar bir şeylerle toplanıp çıkarılıp çarpılıp işleme girmişse o zaman içler dışlar çarpımıyla çözülür. Eğer şuradaki sayılar hiç bozulmadan, hiçbir işleme girmeden direkt burada yer alıyorsa direkt kullanılıyorsa o zaman da eşitlik kurularak çözülür. Bakın x ile y aralarında asal sayılar ama burada farklı şeyler işleme girmiş. O yüzden biz buradaki sayılarla buradaki sayıların aynı olmadığını görünce içler dışlar çarpımıyla bu soruyu çözmek zorundayız. Şimdi örnek üzerinde uygulayalım. Örneğimizde a ve b aralarında asal doğal sayılardır diyor dikkat edin. a ile b aralarında asal doğal sayılardır diyor. Verilen işlemde de a artı 3b 2a eksi b 8 bölü 5 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Bakın şuradaki tanımlanan sayılarla burada işleme giren sayılar farklı. Değişmiş. Üzerlerine işlem yapılmış. O zaman bizim yapmamız gereken şey içler dışlar çarpımı yapmak arkadaşlar. İçler dışlar çarpımıyla ancak bunu çözebiliriz. Hemen içler dışlar çarpımımızı yapalım. Bakın buradan 16a eksi 8b gelecek. Şuradan da arkadaşlar 5A 15B gelecek. A'ları bir araya toparladığınızda 11A kalacak. B'leri bir araya getirirsek 23B yapacak. Buradan A bölü B 23 bölü 11 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi artık eşitlik kurabiliriz. Bakın A ile B aralarında asaldı. A bölü B çıktı karşımıza. Yani A'nın kaç olduğunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz. 23. B'nin kaç olduğunu söyleyebiliriz. Onun da 11 olduğunu söyleyebiliriz. Yani A 23, B de 11 olmalı arkadaşlar. Bizim A artı B toplamına ihtiyacımız vardı. 23 ile 11'i toplarsanız 34 bulacağız. Yani doğru cevabımız B seçeneğinde verildiğini göreceksiniz. Evet böylece asal sayılar ve aralarda asal sayılarla ilgili soruların çözümünü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.